Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıf matematik çalışma kitabında elde edilen veriyi sunma ile ilgili soru çözümü yapacağız. Kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizlere dağıttığı çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz öncelikle videoya başlamadan önce bundan sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Dedektif Hayri aşağıdaki sütun grafiğini oluşturdu. Siz de sütun grafiğine göre sıklık tablosunu oluşturunuz. Verilen sütun grafiğimiz burada Dedektif Hayri'nin oluşturduğu sütun grafiği. Bir günde okunan sayfa sayısı grafiğimizin adı. Burada dikey eksende sayfa sayısı, yatay eksende ise kişilerin adları var gördüğünüz gibi. Şimdi sıklık tablosuyla bunu yerine yerleştireceğiz, oluşturacağız. Nilgün, Kerem, Aslı ve Ali kişiler. Şimdi o zaman ne yapacağız? Önce şuraya bir Nilgün yazacağız en üste. Nilgün, Kerem, Aslı ve en sona da ne yazacağız? Ali yazacağız. Şimdi tablomuzun adı yine grafikle aynı olacak. Bir günde okunan sayfa sayısı. Şuraya kişiler yazacağız. Burayı ise sayfa sayısı. Şimdi kişilere bakalım. Nilgün kaç sayfa okumuş bir günde? Şuraya baktığımızda 50'nin hizasında görüyoruz Nilgün'ü. Yeşil olan Nilgün çünkü. O zaman buraya ne yazacağız? Sıklık tablosu ne demek? Sayıyla yazmak demek. Verileri sunarken tabloda sayıyla göstermek demek. Kerem'e bakalım. Kerem 20 ile hizalanmış. O zaman Kerem için 20 yazacağız. Aslı'ya bakalım. Aslı ise 30 ile hizalanmış. Aslı için de 30 yazmamız gerekecek. Ali'ye baktığımızda Ali'nin hizasında 40'ı görüyoruz. O zaman Ali'ye de 40 yazacağız sevgili öğrenciler. Çevrenizde bulunan en az 10 kişiye hangi çiçekleri sevdiklerini sorarak elde ettiğiniz verilerle önce bir çetele tablosu oluşturunuz. Sonra oluşturduğunuz çetele tablosuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğini oluşturunuz. Şimdi 10 kişi üzerinden değerlendirme yapacağım ben. Ona göre buraya çetele tablosunu, buraya sıklık tablosunu yaptıktan sonra grafik üzerinde göstereceğim. Çiçekler olarak da seçtiğim çiçekler önce en başa gül yazıyorum. Gül seçsin birisi. Daha sonra papatya. Daha doğrusu şimdi bunların sayılarını yazacağız az sonra. Papatya. Lale. Lale. Ve en sonda sümbül olsun. Gül sevenlerin sayısı 3 olsun. 1, 2, 3. Çetele olarak gösterirken ne yapacağız? Çizgilerle göstereceğiz. Papatya sevenlerin sayısı 2 olsun. 1, 2. Lale sevenlerin sayısı 1 olsun. Sümbül sevenlerin sayısı ise 10 kişi üzerinden değerlendireceğimize göre burası 3, 5, 6 oldu. 4 olacak o zaman. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu ne yapacağız? Burada sıklık tablosunda göstereceğiz. Yine buraya aynı şekilde gül yazacağım. Alta doğru papatya, lale ve sümbül şeklinde devam edecek. Gül, papatya, lale ve en sona da ne yazacağım? Sümbül yazacağım. Sıklık tablosuyla göstermek ne demektir? Çetele tablosunda kaç çizgi varsa onu sayıyla göstereceğiz. Burada 3 çizgi var. O zaman gül yazan yere 3 yazacağız. Papatya yazan yere 2 yazacağız. Lale yazan yere 1 ve en son sümbül yazan yere ise 4 yazarak sıklık tablosunda göstermiş olacağız. Şimdi grafikle nasıl gösterebiliriz? Önce grafiğimizin bir adını yazalım. Grafiğimizin adı ne olacak? Tablo ve çetele ve sıklık tablosuyla aynı olacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz buraya? Sevilen çiçekler. Şimdi dikey eksene ve yatay eksene de yine isimler oraya yazmamız gerekenler var. Dikey eksene ne yazalım? Şimdi buraya sevilen çiçeklerin sayısını, kaç kişinin saydığını, sevdiğini yazacağız. O zaman buraya ne diyeceğiz? Kişi sayısı dememiz gerekecek. Yatay eksene ise çiçeklerin adını yazacağım için oraya da çiçekler diyeceğim.
Şimdi buradan yukarı doğru eşit aralıklarla, tabii kareli defter olmadığı için aralıklar tam eşit olmayabilir. Yukarıya doğru çizgiler çekeceğim. Şimdi en son benim burada 4 var, en yüksek rakam. Onun için burayı 5'e kadar yapsam da olur, 4 de olur ama biz biraz daha fazlalık yapalım yukarı doğru. 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Yan tarafa da ne yapacağım? Bunu sayıyla yazacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi aşağıya doğru yatay eksene ise çiçeklerin adlarını yazacağım. Ama ben baş harflerini yazsam da olur. Gül yerine G yazacağım. Siz böyle yatay olarak yazabilirsiniz isterseniz. Papatya yerine P yazacağım. Lale yerine L. Sümbül yerine ise S yazacağım. Şimdi şuranların da ortasına şu şekilde şöyle çizgi çizelim. Bunların harflerin denk gelen yerine. Şimdi ne olması gerekecek? Buradaki sütun grafiğinde dikkat etmemiz gereken sütunların genişliği ve arasındaki boşluk aynı olması gerekecek. Gül seven kaç kişiydi? 3 kişiydi. Şu üçün üzerinden şu şekilde kesik kesik çizgilerle şu tarafa doğru gidiyorum. Ve gül sütun grafiğini, daha doğrusu sütununu şöyle oraya doğru yerleştiriyorum. Gül şu şekilde olacak. Daha sonra papatya. Papatyayı kaç kişi seviyordu? 2 kişi seviyordu. Şu 2'den şu şekilde şu tarafa doğru ne yapacağım? Çizgi kesik çizgilere devam edeceğim. Ve 2 denk gelen yere şöyle ne yapmam gerekecek? Papatyayı yerleştireceğim. Biraz yamuk yumuk oluyor. Tabii ekranda zor oluyor. Daha sonra lale 1'e denk gelmesi gerekecek. Şöyle 1 yazan yerden de şu şekilde devam edeceğim. Ve laleyi de buraya yerleştireceğim sevgili çocuklar. En son ise sümbül. Sümbül seven kaç kişiydi? 4 kişiydi. Şöyle 4'ü ileri doğru gidiyorum. Ve sümbül yazan yere denk getirmek için yukarıdan aşağı doğru bir sütun indiriyorum aşağıya doğru. Şuradan şöyle ve şuraları da birleştirdikten sonra sütunumuzu tamamlamış oluyoruz. Aralarındaki boşluklar hemen hemen aynı oldu. Şunu biraz yamuk çizdiğimiz için şöyle şunu aşağı doğru şöyle çizersek daha doğru olur. Sütunun genişlikleri de genel olarak aynı oldu. Kareli defter olsaydı bunu daha doğru yapabilirdik aslında. Bu yıl Bodrum'a gelen turist sayısının aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu grafiği inceleyerek verilen bilgilerin başına bilgi doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Evet, grafiğimiz burada gördüğünüz gibi dikey eksende sayılar belirtilmiş, yatay eksenlerde ise aylar belirtilmiş, yatay eksende daha doğrusu. Bodrum'a gelen turist sayısı ise nedir? Bu grafiğimizin adıdır. Turist sayısı aylar. Şimdi bakalım sorulara. En az turist Kasım ayında gelmiştir. Bakalım Kasım ayına. Evet, Kasım ayında 500 turist gelmiştir ve şu sütunun en aşağıda olduğunu da hesaba katarsak herhangi bir sayıya rakama bakmadan zaten buradan en az orada geldiğini anlayabiliriz ve dolayısıyla buna D diyeceğiz. Eylül ayında gelen turist sayısı 2000'dir. Eylül ayına bakalım hemen. 2000'e denk geliyor noktaları takip ettiğimizde ve buna da doğru dememiz gerekecek. Mayıs ve Ekim aylarında gelen turist sayıları eşittir. Mayıs'a bakalım 2000. Ekim ayına bakalım. Orada ise 1000. Gördüğünüz gibi eşit değil. O zaman buna ne dememiz gerekecek? Yanlış dememiz gerekecek. Haziran ayında gelen turist sayısı Ekim ayında gelen turist sayısından 500 kişi fazladır. Haziran ayına bakalım. Hemen yukarıya doğru çekeceğiz. Haziran ayında 2500, Ekim ayında ise 1000 gelmiş. 2500'den 1000'i çıkarırsak 1500 kalır. 1000 olmaz, 500 olmaz. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. 500 kişi değil, 1000 kişi fazladır. Buraya yanlış yazalım o zaman şu şekilde Y. Şimdi şunları da hepsini kaldıralım istersen. Ben sözlü olarak ifade edeyim çünkü aynı sayfada gösteremiyorum bunları. Siz yazarsınız. Temmuz ve Ağustos aylarında gelen turist sayıları eşittir. Temmuz'a bakalım. Temmuz'da 3000 turist gelmiş gördüğünüz gibi. Ağustos'ta da 3000 turist gelmiş. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. 5. doğru. 6.ya bakalım. Mayıs ve Ekim aylarında gelen turist sayılarının toplamı Temmuz ayında gelen turist sayısına eşittir. Mayıs ve Ekim Temmuz'a eşittir diyor. Bakalım. Mayıs'ta kaç kişi gelmiş? 2000. Ekim'de kaç kişi gelmiş? 1000. 3000. Temmuz'da da 3000. Evet, eşittir. O da doğrudur. 6.ya doğru diyeceğiz. 7.ye bakalım. Yaz aylarında gelen turist sayısı sonbahar aylarında gelen turist sayısından 3000 azdır. Yaz aylarındaki gelen turist sayısına bakacağız. Sonbahar aylarındaki 3000 azdır diyor. Bu mantık olarak da yanlış olur aslında. Çünkü turistler daha çok yazın geliyor. Bir bakalım isterseniz. Yaz ayları hangisi? Haziran, Temmuz, Ağustos. 2500. 3000 daha burada var. 5500. 8500. Şimdi yaz ayları 8500. Sonbahar ayı ise Eylül, Ekim, Kasım. 2000. 3500. 500 de burada var, 4000. Yani neredeyse iki katından daha fazla yaz aylarında gelen. Dolayısıyla ona ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Bodrum'a en çok turist yaz aylarında gelmiştir. Evet, bu doğrudur. Bodrum'a bu yıl gelen turist sayısı 10.000'den fazladır. Şimdi bunu nasıl anlayacaksınız? Hepsini birbirinin üstüne ekleyerek, toplayarak anlayabilirsiniz. 2000, 4500, 3000 de burada var, 7500,
10.500. Zaten burada 10.000'i geçtik. Diğerlerine bakmaya gerek bile yok. Dolayısıyla ona da doğru diyeceğiz. Bodrum'a gelen turist sayısı her ay artmıştır. Bakalım Bodrum'a gelen turist sayısı her ay artmış mı? Evet, Mayıs'tan itibaren bir artış var. Temmuz Ağustos'ta aynı ama daha sonra düşüşe geçmiştir. Her ay bir artış yoktur. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Bir lokantanın günlük yemek satışlarına ait aşağıdaki grafiği inceleyiniz. Grafikte yer alan ürünlerden satılan porsiyon miktarına ve ürünlerin fiyat listesine ait tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Evet, grafikte gördüğünüz gibi satılan yemeklerin porsiyon miktarı, tabloda ise yiyeceklerin porsiyon ücretleri verilmiş. Şimdi aşağıya doğru indireceğiz. Tekrar hesaplama yapmamız gerekebilir zaman zaman. Bakacağız ona. Köfte satışından elde edilen tutar, tavuk satışından elde edilen tutardan kaç lira fazladır? Köfte 30 porsiyon satılıyormuş. Şimdi bakalım ne kadar gelir elde edilmiş köfteden. 30 porsiyon ve porsiyon ücreti 16 liraymış. O zaman 30 ile 16'yı çarpacağız. Çarpalım. 6 kere 0, 0, 6 kere 3, 18, 180. 1 kere 0, 0, 1 kere 3, 3 yapar. Toplarsak 0, 8, 1, 3 daha 4. 480 TL elde edilmiş köfteden. Tavuğa bakalım. 18 porsiyon satılmış. Ve fiyatı ne kadarmış? 18 liraymış. 18 ile 18'i çarpalım şimdi de. 18 ve 18'i çarpıyoruz. 8 kere 8, 64. 64'ün 4'ü elde var. 6, 8 kere 1, 8. 6 da elde. 14, 144. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1 toplayalım. 4, 8, 4, 8 daha 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde. 3. Şimdi 480 lira buradan elde edilmiş, 324 lira buradan elde edilmiş. Aradaki farkı bulursak ne kadar fazla para kazanıldığını tavuktan anlayabiliriz. 480'den 324'ü çıkaralım. Şöyle kenarda yapalım. 480 ve 324 diyelim. 0'dan 4 çıkmaz, komşuya gittik, bir 10'luk aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı, 6 kalır. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5 kalır. 4'ten 3 çıktı, 1. Ne kadar fazla elde edilmiş? 156 TL fazladan elde edilmiş gelir. Aynı sayıda satılan yiyeceklerden toplam kaç lira elde edilmiştir? Şimdi aynı sayıda satılan yiyeceklere bakalım. Aynı sayıda satılan yiyecek lahmacun ve döner. İkisinden de 42 porsiyon satılmış. Şimdi lahmacunun fiyatı 5 lira. Dönerin fiyatına bakalım. 20 lira. Şimdi ayrı ayrı hesaplayacağız ve toplayacağız bunları. Lahmacuna bakalım. 42 porsiyon satılmış. 5 liradan 42 ile 5'i çarpalım. 5 kere 2 10, onun 0'ı elde var 1, 5 kere 4 20, 1 de eldemiz vardı 21, 210 TL neyden elde edilmiş? Lahmacundan elde edilmiş. Şimdi bakalım aynı miktarda döner satılmıştı. Döner 42, fiyatı ne kadardı? 20 lira. 42 ile 20'yi çarpalım şimdi de. Sondaki 0'ı görmezden geliyorum, sonra ekleyeceğim. 2 kere 2 4 yapar, 2 kere 4 8, bir de 0'ımız var burada, 840 TL ondan elde edilmiş. İkisinden toplam ne kadar elde edilmiş? Şöyle arasına artı koyup devam edeceğim buradan. 0 ile 0'ı topladım. 0 uzağa yazıyorum. 1, 4 daha 5 yapar. 2, 8 daha 10 yapar. 1050 TL elde edilmiştir aynı sayıda satılan yiyeceklerden. Ücreti aynı olan ürünlerden kaçar porsiyon satılmıştır? Ücreti aynı olan ürünlere bakalım hemen. Ücreti aynı olan ürün köfte ve pide gördüğünüz gibi. Köfteye bakalım kaçar tane satılmış. 30 tane köfte satılmış. 24 tane pide satılmış. İkisinin toplamını sormuyor bize. Toplamını sorsaydı 54 porsiyon olurdu. Pide satışından elde edilen tutar, döner satışından elde edilen tutardan kaç lira azdır? Öncelikle şunu yapmalıyız. Pide satışından ve döner satışından ne kadar elde edilmiş onu bulacağız. Daha sonra da sorumuzu cevaplayacağız. Pidemiz 24 porsiyon satılmış ve fiyatı ne kadarmış pidemizin? 16 liraymış. O zaman 24 ile 16'yı çarpalım önce. 24 ve 16, alt alta yazıp çarpalım. 6 kere 4, 24, 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 2, 12, 2 de eldeydi, 14. 1 kere 4, 4 yapar. 1 kere 2, 2 yapar. Toplarsak 4 aşağıya, 4, 4 daha 8, 1, 2 daha 3, 384 TL. Nedir bu? Pideden elde edilen gelir. Döner'e bakalım. Döner 42 porsiyon satılmış ve ne kadarmış fiyatı? 20 liraymış. O zaman ne yapmamız gerekecek? 42 ile 20'yi çarpmamız gerekecek. 42 yazalım. Altına da 20 yazıp çarpma işlemimizi gerçekleştirelim. Sıfırı görmezden geliyorum. Daha sonra ekleyeceğim onu. 2 kere
2, 4 yapar. 2 kere 4, 8 yapar. Daha sonra sıfırı da eklediğimizde 840 TL olduğunu görürüz. Şimdi tavuk pideden ne kadar az gelir elde edilmiş bakalım. 840'tan 384'ü çıkarırsak bunu kolaylıkla bulabiliriz. Ve 840 yazacağım üste, altına da 384 yazıp çıkarım işlemini gerçekleştireceğim. Sıfırdan 4 çıkmaz, komşuya gittik, bir 10'luk aldık. Burası 3 kaldı, burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı, 6 kalır. 3'ten 8 çıkmaz, komşuya gittik, bir 10'luk aldık. Burası 7 kaldı, burası 13 oldu. Şöyle bir yazalım önüne. 13'ten 8'i çıkarırsak 5 kalır. Burada 7 kalmıştı, 7'den 3 çıktı, 4 kalır. Ne kadar az gelir elde edilmiş? 456 TL daha az gelir elde edilmiş. Tüm ürünlerin satışından kaç lira kazanç elde edilir? Tüm ürünlerin satışından kaç lira kazanç elde edildiğini bulmak için hepsini ayrı ayrı hesaplamamız lazım. Şimdi ben burada siliyorum sürekli, onun için tekrar hesaplıyorum. Ama siz zaten hangisinden ne kadar para kazanıldığını önceden hesapladığınız için sonuçları toplayabilirsiniz. Köfteye bakalım. Köfte 30 porsiyon satılmış ve fiyatı ne kadarmış köftenin? 16 liraymış. O zaman 16 ile 30'u çarpalım önce. Şöyle yukarıdan yapmaya başlayacağım yavaş yavaş. Sıfırı görmezden geliyorum. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var. 1, 3 kere 1 3. Bir de elde vardı 4. Sonra da sıfır ekledim. 480 TL neyden? Köfteden elde edilmiş. Şöyle L'sini de koyalım. Lahmacuna bakalım. Lahmacun 5 liraymış. 42 porsiyon satılmış. O zaman 42 ile 5'i çarpacağız. 42 ve 5 çarparsak 5 kere 2 10, onun 0'ı elde var 1, 5 kere 4 20, 1 de elde vardı 21, 210 TL neyden elde edilmiş? Lahmacundan elde edilmiş gelir olarak. Pideye bakalım, pide 24 porsiyon satılmış ve 16 liraymış porsiyonu. O zaman 24 ile 16'yı çarpacağız. 24 çarpı 16, 6 kere 4 24, 24'ün 4'ü elde var 2, 6 kere 2 12, 2 de elde vardı 14. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Toplarsak 4'ü aşağı ineceğiz. 4, 4 daha 8. 1, 2 daha 3. 384 TL nereden elde edilmiş? Pideden elde edilmiş. Onu da şöyle gösterelim. Dönere bakalım. Döner 42 porsiyon satılmış ve fiyatı ne kadarmış? 20 liraymış. Burada da 42 ile 20'yi çarpacağız. 42 diyelim ve altına 20 yazalım. Çarpma işlemini gerçekleştirelim. Sıfırı görmezden geliyorum. 2 kere 2 4 yapar. 2 kere 4 8 yapar. Daha sonra sıfırı ekledim. 840 TL dönerden elde edilen gelir. En son tavuğa bakalım. Tavuktan 18 porsiyon satılmış ve 18 liraymış. 18'den 18'i çarpacağız burada o zaman. 18 ve 18'i alt alta yazıp çarpalım. 8 kere 8 64, 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 1 8, 6 da elde 14 yapar. 1 kere 8 8, 1 kere 1 1 yapar. Toplayalım. 4'ü aşağı indim. 4 8 daha 12, 12'nin 2'si elde var 1. 1 1 daha 2, 1 de elde 3. Ne olur? 324 TL olur. Bu da tavuktan elde edilen gelir. Şimdi bu bütün gelirleri toplarsam toplam ne kadar gelir elde ettiğini bulabilirim. En başa ne yazalım? 480 yazalım. Devam edelim. 210, daha sonra 384, daha sonra 840 ve en sona da 324 yazarak toplam işlemini gerçekleştirelim. Kaç tane toplananımız var? 2, 4, 5. Burada da gördüğünüz gibi 5 tane verimiz var zaten. 0, 0 daha 0, 4 daha 4, 0 daha 4, 4 daha 8, 8, 1 daha 9, 8 daha 17, 4 daha 21, 2 daha 23, 23'ün 3'ü elde var 2. Şöyle unutmamak için yazalım şuraya. 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 8 daha 17, 3 daha 20, 2 de burada var 22. Ne yapar burası? 2238 TL gelir elde etmiştir bu satışlardan.